ana muhalefetin ve meclisin üçüncü çok sandalyesi olan partinin seçilmiş belediye başkanlarına kayyım atıyorsan, millet çek elini buradan diyor da sen çekmiyorsan, sana şu üçlemeyi mecburiyetten hatırlatıyorum size. Bakın değerli arkadaşlar, bir taraftan seçimle alamadığınız belediyelere kayyum atıyorsunuz. Diğer taraftan anayasa aykırı olmasını adınız gibi bildiğiniz halde milletvekillerini milletvekili düşünüyorsunuz. Basın. Sayın Başkan, değerli milletvekili, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, ülke, eğer ülkede geziyorsanız, şehirlerinizde gidiyorsanız, ziyaret yapıyorsanız, ülkenin çok ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu görmemek için kör olmak lazım. Pandemi dönemiyle birlikte var olan ekonomik kriz, pandemi dönemiyle birlikte artarak etkisini hissettiriyor. Değerli arkadaşlar, ülkede önemli bir kriz var. Bakın, bugün açıklanan rakamlara göre işsiz sayısı 14 milyona yaklaşmış. Kayıt dışılık %35 seviyesinde. Her 3 gençten biri iş bulamıyor. Hem çalışanlar hem çalışamayanlar perişan durumda. Hani diyorsunuz ya, biz çok yardım yapıyoruz. Yardımı nasıl ölçebiliriz? Başka ülkelerin kendi yurttaşlarına ne kadar yardım yaptığını bakarak ölçebilirsiniz. Dünyada ekonomik paket açıklayan ülkelerin kendi yurttaşlarına yapmış olduğu yardım %18 civarında. Türkiye 4,5 milyon çalışanına 6 milyar, 5,5 milyon yoksuluna 5,5 milyon yoksuluna 5,5 milyar, 4,5 milyon çalışanına 6 milyar para veriyor. Dünyada oran %18. Maliye ve Hazine Bakanlığı açıklamış olduğu ekonomik paket 500 milyar. Bu rakama baktığımız zaman %2,2 vermişiz. Dünyayla karşılaştırın, %2,2. Dünyaya her ulusal seslenişte 102 ülkeye yardım ettik diyor. Söylüyorum, işçiye ve işsize yapılan yardım toplam 11 milyar lira. Yani dünyaya yardım etmiş ama kendi yoksulluğunu unutmuş. İşsiz böyle, esnaf nasıl bakalım. Değerli arkadaşlar, toplam 1 milyon 800 bine yakın esnafımız var. Bunun ancak 1/3'üne yardım kredi verilebilmiş. Esnaf, örneğin kararnameyle kapatılan esnaf sayısı 252.600. 252.600 esnaf çalışmadan nasıl ödeyecek? Esnaf perişan, çalışamayan perişan, sokakta çalışan perişan, belki bilmezsiniz ama evinize gelen temizlikçiler perişan, aç durumda. Siz bunu ne yapıyorsunuz? Gerginlik üreterek, Türkiye'de demokrasiyi yok ederek bunu çözmeye çalışıyorsunuz. Topyekün demokrasimiz bir saldırıyla karşı karşıya. Bakın değerli arkadaşlar, bir taraftan seçimle alamadığınız belediyelere kayyum atıyorsunuz. Diğer taraftan anayasa aykırı olmasını adınız gibi bildiğiniz halde milletvekillerini milletvekili düşünüyorsunuz. Basın, basın üzerine olağanüstü baskı var. Oda TV çalışanlarını, Tele 1 çalışanlarını tutukluyorsunuz. Ne? Casusluk. Başka, değerli arkadaşlar, o kadar korku dağları salmış ki, demokrasi o kadar sallıyorsunuz ki, İzmir'deki Banu Özdemir'i sizin yönettiğiniz Diyanet'in, sizin yönettiğiniz Diyanet'in hatası sonucunda, paylaşımın sonucunda tutukluyorsunuz. Eren Yıldırım'dan korkuyorsunuz, CHP'nin gençlik kolu başkanından. Adeta buyurun efendim. Düşman yaratıyorsunuz. Düşman kim? Her toplantıda ne diyor? CHP. Utanmasalar koronayı bu ülkeye CHP getirdi diyebilirler. Derler mi? Derler. CHP'ye saldırıyorlar. Demokrasiye saldırıyorlar. Değerli arkadaşlar, demokrasimiz bir saldırıyla karşı karşıya. Yapılması gereken şey, dünyada örnekleri var. Yapılması gereken şey, anayasaya sahip çıkacaksınız. Hukuka, yargıya emir vermeyeceksiniz. Ancak bu şekilde ekonomi krizden çıkabiliriz. Yeni düşmanlar yaratarak, Bay Kemal diyerek bu krizden çıkamazsınız. Bakın, bu ara sizin aranız çok iyi MAO'cularla. MAO'cularla maşallah aranız iyi. Aynı manşetleri atıyorsunuz, aynı konuşmaları yapıyoruz. Bakın, ben size MAO'nun bir sözünü hatırlatmak isterim. Bir çiçek açsın, bin fikir yarışsın. Bir çiçek açsın, bir fikir yarışsın. Ülkenin eğer ekonomik krize çıkmasını istiyorsanız, şu anda dünyada örneği olmayan yapıcı, muhalefet yapan, her gün size öneri sunan Cumhuriyet Halk Partisi ve onun genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlersiniz. Yoksa buyurun efendim. Hep
Bu ülkede her şeyi AKP yapıyor. Yanlışı kim yapıyor? Bazen faiz lobisi, bazen dolar lobisi, bazen üst akıl, bazen dış güçler. İyi şeyleri AKP yapıyor, kötü şeyleri bunlar yapıyor. Ya 18 yıldan beri ülkeyi yöneten sizsiniz. Bak buradan bir şey söyleyeyim. En büyük faiz lobisi kim biliyor musunuz? En büyük faiz lobisi Türkiye'ye gelmiş. En büyük faiz lobisi saray. AKP. Çünkü en çok faizi ödeyen, kazancımızı, alın terimizi tefecilere, faizcilere teslim eden sizsiniz. Bu ülkenin de en büyük faiz lobisi sizsiniz ve en büyük dolar lobisisiniz. Tarihimizde en yüksek dolarını yaşıyoruz. 7 lira. Dolar lobisi de sizsiniz. Faiz lobisi de sizsiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı devraldığı zaman 100 liralık verginin 85 lirası faizlere gidiyordu. Şu an topladığımız 100 liralık verginin 12 lirası faize gidiyor. Dolayısıyla bu önemli bir göstergedir. Bağırarak, belli demokrasiden dem vurarak olmuyor arkadaşlar. Resmi ve gerçek rakamlar bunlardır. Bir diğeri, Türkiye'nin demokrasisi her geçen gün güçlenmektedir. Eğer Türkiye'de demokrasi yok derseniz, şu an iktidara ağzınıza geleni saydınız, bunları yapamazsınız. Yerel seçimlere girdiğiniz zaman seçim kazanamazsınız, hep kaybedersiniz. İstanbul, Ankara'yı kazanabildiğinize göre demek ki Türkiye'de bir demokratik standart ve bir hukuk sistemi işliyor. Demokrasinin olmadığı bir yerde siz hiç iktidar ümidiniz olmaz ve konuştuğunuz gibi biz AK Parti'yi sandıkta yeneceğiz gibi bir kelimeyi kullanma ihtiyacı duymaz ve hissetmezsiniz. Demek ki Türkiye'de buyurunuz. Demek ki Türkiye'de bir demokrasi standardı var ki siz de sandık yoluyla iktidara gelmek için çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Değerli milletvekilleri, siyasi partiler birbirleriyle mücadele ederler. Şimdi muhalefet her ne kadar iktidarı eleştiriyorsa da iktidar da siyasi mücadele içerisinde muhalefeti eleştirecektir. Bu siyasetin en temel kuralıdır. Burada gazeteciler yok, basın yok. Şimdi dün bile benim burada yaptığım bir konuşmayı bile muhalif bir gazeteci öyle çarpıtmış ki ağzına geleni yalanın bini bin para ekleyerek yazan onlarca gazete var. Şimdi bunlar işlerine geldiği gibi yazıyorken hiç kimse bunlara ses çıkartmıyor. Ama bir taraftan da sadece gazetecilikten değil, ben o konulara da girmek istemiyorum. Bir bakalım dosyasında ne çıkacak? Hukuk ne karar verecek? Peşinen bir insanı suçlu ilan etmiyoruz. Neticeyi hep beraber bekleyip göreceğiz. Ama bir taraftan da böyle bir medya var, bunu görmek... Buyurunuz. Türkiye'de bunu görmezden gelip tamamen iktidarı suçlama niyetindeki eleştirilere katılmadığımızı ifade etmek isterim. Genel Kurulu saygıyla selamlarım. Sayın Özel. Sayın Başkan, konuşurken çıkarıyoruz, sonra takılıyor, bir şey yok. Sayın Başkan, tabii bir bütün halinde bu konuşmayı uzaya yollasanız, 18 yıldır dünyayla irtibatı olmayan bir astronot dinlese bir bütün halinde hakikaten kabul edilebilir bir konuşma. Ama bir gerçek var ki 31 Mart tarihinde bir seçim yapıldı. 31 Mart tarihinden önce AK Parti'nin bakanları gezdiler Ankara'nın bütün ilçelerini. Seçerseniz de görevden alacağız iması yaptılar. En son Sayın Soylu'nun bu sözlerini genel başkanları ima etti, seçilse de gereği yapılacak diye. Yani önceden seçmeni tehdit eden bir yönlendirme. Buyursunlar. Seçmenden büyük bir demokrasi tokatı ve İstanbul'un şaşkınlığı, kendi söylediği sözün zihninde yankılanmasına tahammül edemeyen AK Parti zihni, AK Parti'yi yöneten akıl, İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. İstanbul'u verirsek Türkiye'yi veririz ve o meşhur YSK darbesi. Ve millete gittik, millete, halka gittik ve kendileri 13.600 farkı, hayır böyle bir şey yok, eldeki yargı gücüyle, yargıya baskıyla gittiler. Millet ne yaptı biliyor musunuz? Millet dedi ki bunlara, kardeşim sana verilen oy milli irade,
başkasına verilince kirli irade, oylar mundar oldu dediğinizde, sana oy verdiğimde milli irade baş tacı, Ekrem İmamoğlu'na verilince al aşağı yaparsan dedi, unutulmayacak bir ders daha verdi. 806 bin fark. Buyurunuz efendim. Yapılmış, kazanılmış bir seçimi iptal ettirmeyi göze alacak kadar demokrasiden kopukluk ve milletin buna verdiği tarihi bir ders. Bunu kendine benim yönettiğim ülkede muhalefet seçim kazanabiliyor demek, bu cümleyi kurmaya ihtiyaç duyabilmek bile o ülkede demokrasinin doğrudan tartışma halinde olduğu, çıktığı sıklet terazisinde 18 yıl önceye karşı 100 kat eksik bastığını gösteriyor. Yoksa senin, sizin buna niye ihtiyacınız var? Seçimler yapılıyorsa, İstanbul'u, Ankara'yı ana muhalefet partisi kazanıyorsa demokrasi vardır. Kardeşim, demokrasi zaten bunun için vardır. Sen bu sonuca YSK ile darbe yapıyorsan, sonra da milletten tokatı yiyince ancak aklın başına bir zerre geliyorsa. Buyurun efendim. Hala bu ülkede ana muhalefetin ve meclisin üçüncü çok sandalyesi olan partinin seçilmiş belediye başkanlarına kayyım atıyorsan, millet çek elini buradan diyor da sen çekmiyorsan, sana şu üçlemeyi mecburiyetten hatırlatıyorum size. Bir Siirt üçlemesi var. Siirt'te okunan bir şiir. Camiler kubbemiz, minareler süngümüz deyince dediler ki halkı kin ve düşmanlığa sevkten ceza, hapis siyasetten men. Siirt'te başlayan bir hikaye. Sonra CHP dedi ki bir parti seçiliyorsa, meclise geliyorsa ama genel başkanı başbakan olamıyorsa anayasayı değiştirmeye biz varız dedi. Sonra Siirt'te iki, Siirt'teki bütün milletvekilleri karşılıklı istifa ettirildi. Toparlayalım. Efendim, yapılan seçimle Recep Tayyip Erdoğan Siirt milletvekili olarak geldi, yemin etti, başbakan oldu. 3 Siirt 3. O sizi meydanında şiir okuyup mağdur olduğunuz. Ardından milletvekili seçilip genel başkanınızı buraya taşıyan Siirtliler 31 Mart'ta bir belediye başkanını seçtiler. Siz oyla alamadığınız Siirt'e kayyım atamaya tenezzül ettiniz. 18 yılda demokrasinin sıklet terazisinde 100 kat daha hafif bastığınızın ispatıdır Siirt üçlemesi. Buyurunuz Sayın. Mikrofonu açalım. 18 yıldır seçim kaybeden ana muhalefet yerel seçimlerde belli kentleri kazanınca demokrasi oluyor. Kaybedince demokrasi olmuyor. 18 yıldır siz tokadı yemişsiniz. Bu seçimlerde de belli alanda kazanmışsınız. Şimdi ortaya bir hizmet koyacaksınız. Ona göre değerlendirileceksiniz. Kayyumların neden atandığı, Sayın Başkan, kayyumların neden atandığı toplum tarafından gayet iyi biliniyor. Toplum, millet gayet iyi biliniyor. Eğer devletin mali imkanları, merkezi hükümetten giden vergiler bir şekilde farklı alanlarda kullanılıp orada millete hizmet yerine kamyonlar, iş makineleri terör için servis ediliyorsa biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Kamu kaynakları millete hizmet için kullanıldığı müddetçe de hiç kimseyle alakalı ne hükümet olarak ne de parti olarak bizim bir eleştirimiz söz konusu olmaz diyorum. Teşekkür ederim. Sayın Oluç'un sırası var ama. Buyurun Sayın Özel. Sayın Özel buyurun. Bir cümleyle bitireceğim. Diyor ki siz 18 yıldır tokatı yemişsiniz. Demokrasilerde seçim kaybedilir, düşersin kalkarsın. Demokrasi varsa, demokrasiye inanıyorsan seçmenin her söylediği şey baş tacı ve düşersin kalkarsın. Demokrasiden nasibini almadıysan, ülkeyi diktayla yönetiyorsan
seçmen bir kere vurur bir daha kalkamazsın. Teşekkür ediyorum. Sayın Oluç. Burada konuşmuştuk. Şimdi bakın, sizin söylediğinizin gerçekten mesnedi yok. Çünkü şöyle mesnedi yok. Yani biz diyoruz ki siz her bunu söylediğinizde, yani belediyenin kaynakları, imkanları halka hizmet için değil de başka yerlere usulsüz şekilde kullanıldığı iddianız var ya, bu nedenle kayyum atıyorsunuz ya, buna dair diyoruz bir tane mahkeme kararı getirin. Buna dair bir tane belediye başkanının bu suçlamayla hakkında dava açılmış olsun ve yargılanıyor olsun, bunu gösterin diyoruz. Bakın geçen hafta burada örnek verdik. Bekir Kaya, Van Büyükşehir Belediye eş başkanı geçmiş dönem. Buyursunlar. Bekir Kaya şu anda cezaevinde, Van Büyükşehir Belediye eş başkanı. Onda da aynı iddiaları ortaya sunmuştunuz. Kayyum atanmasıyla ilgili. Ya sizin İçişleri Bakanlığınızın, müfettişlerinin raporları ortaya çıktı ve Bekir Kaya hakkındaki bu iddiaların tamamının asılsız olduğu, karşılığı olmadığı bu müfettiş raporlarında ortaya çıktı. Biz size geçen hafta geldik, bunları gösterdik. Siz hala böyle diyorsunuz ama. Çünkü yani neden bu böyle biliyor musunuz değerli vekiller? Çünkü başka türlü kendinize ve halka anlatamıyorsunuz kayyum atanmasını. Yani bu mesnetsiz iddialar üzerinden ancak anlatabiliyorsunuz. Yok, Ahmet Türk Mardin, biraz evvel Mardin kayyumunu konuşuyorduk. Ahmet Türk yerine kayyum atandı. Ahmet Türk şimdi beraat etti o yargılandığı davadan. Beraat etti. Yok, bunların hepsi mesnetsiz iddialar. Buyursunlar. Toparlıyorum efendim. Hiçbir belediye eş başkanı hakkında bu yönlü verilmiş bir mahkeme kararı yok. Öyle bir yargılama yok. Sizin gönderdiğiniz müfettişlerin hazırladığı bu doğrultuda bir rapor yok. Olmayan bir şey üzerinden konuşuyorsunuz. Çünkü rahat değilsiniz, rahat. Vicdanınız rahat değil. Vicdanınız rahat olmadığı için halka da anlatamıyorsunuz bunu. Ancak bu tür uyduruk şeylerle halkı ikna etmeye çalışıyorsunuz. Doğru değil. Ortada bir karar yok. Gösterin, çıkartın, getirin, deyin ki şuraya şöyle bir harcama yapmış usulsüz olarak. Şu kaynağı şöyle kullanmış şu belediye eş başkanı diye. Yok efendim. Biz söylüyoruz, getirin, gösterin, bizde varsa boynumuz kıldan ince diyoruz. Yok. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına